Selamlar, Allah'ım sana şükürler olsun. Bugün de mutluyuz, huzurluyuz, sağlıklıyız. Bizlere verdiğin şu sağlığın, saatin, huzurun, mutluluğun, şu emanet ömrün, hamdü senasıyla her günümüzü Allah'ın izniyle dost doğru yaşamaya çalışıyoruz. Zaman o kadar hızlı akıp gidiyor ki ve şu kainatın zaman diliminde ömrümüz aşırı kısa. Bunun farkında olarak her anımızın değerini bilmeye çalışıyoruz. Makam, mevki, menfaat uğruna değil, ebedi hayat, yüce Allah'ın rızası uğruna hayatımızı devam ettiriyoruz. Ebedi olan bizim için önemlidir. Geçici menfaatler, mutluluklar hepsi hikaye. Hiç önemli değil. Önemli olan dediğimiz gibi şu mükemmel kainatı yaratan yüce Rabbimizin rızasıdır. Her zaman böyle düşündük, böyle yaşamaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Bizim için her gün dediğimiz gibi sıfırdan başlama, yeni bir hayatı yaşama günüdür. Bugün de Allah'ın izniyle ayrı bir hayatı yaşayacağız. Ve bu hayatı elimizden geldiğince dosdoğru, dolu dolu, takva dolu bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Biz takva elbisesini giymiş, hayırda yarışan dosdoğru bir kul olmaya çalışıyoruz. Şu dünyaya geliş amacımızı, yani kulluğumuzu hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Başkalarıyla bir yarış değil bu. Kendimizle yarışmak. Yüce Allah'ı çok sevmekle alakalı bir durumdur. İnşallah insanlar da düşünürler. Şu verilen mükemmel nimetlerin hamdü senasını yaparak Yüce Allah'ın farzlarını, hükümlerini yaparlar. Çünkü bunları yaptığın an değerlisin. Yapmadığın an kayıptasın. Bütün insanlar düşünmeli. Ve kimse kendini mükemmel görmesin değil çünkü. Şu dünyada yapacağınız en önemli işler şu mükemmel kainatı yaratan Yüce Rabbimizin rızasına uygun yaşamaktır. Onun hükümlerini gözetmektir. İnşallah düşünür insanlar. Herkes kendi hayatını muhakeme etse, hatalarını görüp düzeltse, Yüce Allah'ın hükümlerine göre yaşasa şu dünya emin olun bu kadar haksızlıkla, haram batıl konularla devam etmezdi. Dünyanın bir suçu yok ki, insanların suçu var. İnsanlar ne yazık ki akıl irade nimetlerini bir kenara koyup devamlı şeytan oyuyorlar. Bu nedenle de helak olup rezil rüsva oluyorlar. Onların iyiliği için söylüyoruz ama anlamıyoruz ne yazık ki. Biz elimizden geldiğince dost doğru olanı yaşayacağız. Bakın, şu hayatta dediğimiz gibi mutlu, huzurlu olmak istiyorsanız gerçekten şu nimetlerin hamdü senasının yapılması gerektiğini unutmayın. Ve sağlığını kaybetmeden, gençliğini kaybetmeden değerini bil. Seni her an gören sana şah damarından yakın Yüce Rabbin olduğunun farkında olarak ve onu çok sevdiğin için bir şeyler yap. İnsanlar emin olun çok cahilce yaşıyorlar. Her şeyden önemlisi şudur. Takva elbisesini giymektir. Takva elbisesini giymeden lafta sözde görünüşte yaşamak. Umarız insanlar düşünürler. Ama ne yazık ki sizlere kadar düşünmüyorlar. Düşünmüş olsalar şu kadar yanlış olur muydu? İyi olanlar var, onları bir kenara koyarak söylüyorum. Ama çok büyük bir kısmı ne yazık ki yanlış konularla hayatını devam ettiriyorlar. Kimse hakkında hüküm vermek değil. Yanlışları söyleyip doğrunun izinde gitmek için söylüyoruz bunları. Çünkü takdir Yüce Rabbimizindir. Kimse hakkında hüküm veremez. Ama yanlışlar, doğrular bellidir. Neye göre doğru? Hakkelam Kur'an-ı Kerim'e göre. Yüce Allah'ın hükmüne göre doğru. Böyle düşünerek inşallah insanlar yaşarlar. Bakın, namaz kıldığınızda, oruç tuttuğunuzda, dua ettiğinizde, hakkelam Kur'an-ı Kerim okuduğunuzda mutlu olmanız lazım. Olmuyorsanız bir sorun var demektir. Ve şunlara da takılmayın. Sesim güzelmiş, birileri beğeniyormuş. Hepsi hikaye, hiç önemli değil. Önemli olan şudur. Senin okuyup anlayıp fiiliyatta yaşamandır. Asıl olan budur. Lütfen böyle cahilce şeylere takılmayın.
Önemli olan dediğimiz gibi Yüce Allah'ın kelamını fiiliyatımızda, hayatımızda tatbik etmemiz. Böyle bir hayatı sürmemiz. Biz Allah'ın izniyle böyle bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. İnşallah Yüce Rabbimizin en sevdiği, en razı olduğu, ebedi cennetlerine ulaştırdığı o takva elinden olabiliriz diyorum açıkçası.